İstanbul'da yaşlı bir adam torunları için ayırdığı parayı kaldırıma düşürdü. Vicdansızın biri de o parayı gördü. Sahibini bulup teslim edeceği yerde alıp kayıplara karıştı. Önce domates torbasını alıyor, sonra ekmek torbasını alıp burada kenara açıyor. Buradan parayı tekrar alıyor, içine atıyor. Emekli adamın yere düşürdüğü parayı aldı. Vicdanını orada bırakıp uzaklaştı. Tabii o paranın üzerinde birkaç kişi geçti. Kimse almadı. Sultan Gazi'de emekli İsmail Cangir bakkaldan maden suyu aldı. Şurada bir oturayım, soluklanayım dedi. Torunu aradı. Telefonu cebinden çıkardığında cebindeki 450 liralık olan bir miktar olan parayı buraya düşürüyor. İsmail Cangir parayı düşürdükten sonra bakkalın önünden ayrıldı. Hırsız kaldırımın üstündeki parayı gördü ancak hemen o parayı almak için harekete geçmedi. Göz ucuyla üstteki kamerayı kontrol ediyor. O kamera açsa girmek istemiyordu. İşte bu nedenle kaldırımda bir süre yürüdü. Daha sonra yola çıktı. Bir daire çizdi aynen bu şekilde. Açıdan çıkabilmek için yolun ortasından gelip kameranın arkasını dolaşıp kaldırımdaki paranın yanına geldi. Dikkat çekmemek için poşetlerini düşürmüş gibi yaptı. Sonra eğilerek o poşetleri alırken parayı da poşetle içine atıp başka bir yöne doğru gitti. Maaşının bir kısmı hırsız tarafından çalınan İsmail Cangir torunlarına da mahcup oldu. Çünkü o parayı torunlarına harçlık olarak verecekti. Ya torunlarımın dedi harçlığı gitti diyor. Yani ben torunlarımla ilgilenmem lazımdı. Polis yaşlı adamın emekli parasını çalan hırsızın peşinde.